Edirne deyince akla tarihimiz geliyor. Tarihin başkenti diyoruz. Edirne'de 21-22 Mayıs tarihleri arasında Musabiyeli'de düzenlenecek Avrupa 65-85 cc motokros şampiyonası, BMU Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Edirne'de ve Cihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, motokros şampiyonasında kullanılacak alanda yapılması planlanan kamp ve karavan merkezi ile ilgili bilgi verdi. Edirne pek çok şeyin başkenti aslında. Bir defa tarihi olarak Osmanlı'nın başkenti. İkincisi tarımsal olarak Çeltik'in başkenti. Yağlı güreşlerin, bütün dünyadaki yağlı güreşlerin başkenti ve en önemli aktivitelerine ev sahipliği yapan il yine Edirne. Bunlara biz yenilerini de ekliyoruz artık. Şu anda bir kısmını açtık ve açacaklarımız, yakın zamanda açacaklarımızla beraber 17 yeni konsept müzeyle birlikte müzelerin başkenti de Edirne olacak. Sadece müzelerimizde değil, turizm eylem planımızı, turizm master planımızı ve eylem planlarımız çerçevesinde yapacağımız kısa, orta ve uzun vadeli aktivitelerle birlikte de turizmin başkenti de Edirne olacak. Bunların dışında Edirne'ye yakışan başka bir başkentlik daha olacak. Bu da sporun başkentini de Edirne yapmak için adım adım çalışıyor olacağız. Bunu da neyle yapacağız? Bir, şu anda halihazırdaki Kırkpınar Stadyumumuzu yenileyeceğiz. Ve bu yenileme sonrasında projeleri şu anda çiziliyor. Kurullarımızdan izinlerimizi de inşallah yakın zamanda almış olacağız. Ve çizilmiş olan bu proje uygulamaya geçtiği zaman Kırkpınar sadece bir hafta değil, 52 hafta sürekli enerjisiyle, müzesiyle, oradaki pehlivan heykelleriyle Edirne'nin turizmine hizmet etmiş olacak. Bu alan sporla turizmin iç içe geçtiği bir alan haline gelmiş olacak. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Edirne'yi anlatmaya, tanıtmaya gerek yok. Edirne'yi bütün dünya biliyor. Ama şehirleri geleceğe taşımak istiyorsan sadece yollar, binalar, apartmanlarla bu iş olmuyor. Kültürle, sanatla ve sporla şehirleri geleceğe taşıyorsunuz. Sayın Valimiz Edirne'de Ekrem Canalp'in o gelecek vizyonuyla ortaya koyduğu motocross, yani bizim bir katkımız yok, onu açıklıkla ifade edeyim. Biz sadece psikolojik ve manevi destek veriyoruz Sayın Valime. Onun ortaya koyduğu vizyonla Motocross Federasyonumuzun olağanüstü istek ve azmiyle bu noktaya geldik. Kuşkusuz kent yönetimleri bir bütün. 99 tam olmaz, 100 olması lazım. Biz belki o %1'iz bu süreçte. Ama valimizin, özel idaremizin, genel meclisimizin ve diğer kurumlarımızın yaptığı her projede olduğu gibi o gerektiğinde %1'le, gerektiğinde %99'la ne kadar gerekiyorsa daha da fazlasıyla, ama en önemlisi yüreğimizle bu işin yanındayız. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz hayallerinin peşinden koşan bir aileyiz, bir takımız, bir de ekibiz. Fakat bizim hayallerimizin ötesinde bir hayale sahip bir büyüğümüzü, bir valimizi görünce de biz onun peşinde koşmaya başladık Edirne'de. Eksik olmasın. Bu organizasyonu ve bu tesisi ve dolayısıyla da bu vizyonu ortaya koymuş oldu Sayın Valimiz. Biz de Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Türkiye'de performans sporcusu yetiştirmeyle görevlendirilmiş bir kamu vasfı taşıyan bir aile, bir ekip olarak burada verdiğimiz her bir hizmetin inşallah gelecekte ülkemizi Avrupa'da, dünyanın farklı yerlerinde gururla temsil edecek sporcular yetişmesine vesile olacağını bilerek çalıştık.